Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine karşınıza muhteşem bir motifle geldim. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu, çok şık, çok şirin bir model. Eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Bunda neler yapabiliriz derseniz, çok güzel kırlentler, yatak örtüleri, bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Şu anda benim aklıma gelmeyen bir sürü örgü modelinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evladiyelik diyebilirim. Kesinlikle bozulmayı yapmaz. Hemen şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da gayet düzgün. İstediğiniz modellerde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben yine koton bir ip kullandım ve 2,5 numaralı tığ ile ördüm. Gerçekten yapımı oldukça kolay. 2-3 günde bir bebek battaniyesini bitirebilirsiniz diyorum, o kadar yani. Evet arkadaşlar, yapıma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olup hemen yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar, videomu da beğenip altına o güzel yorumlarını yazarsanız beni çok mutlu edersiniz ve bana destek olmuş olursunuz. Videoların devamlılığı için bunlar gerçekten çok önemli. Evet, isterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle hemen çiçeğimizin ortasından başlıyorum. Sihirli halka yapıyorum şu şekilde. Biraz geniş tutalım sihirli halkayı. Şu şekilde. Hemen tığımı içinden geçiriyorum. Sihirli halkayı bilmeyenler için tekrar göstermek istiyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tuttum. En kolayı bu sanırım. Ben en kolayını buldum ve bu şekilde devam ediyorum. Hemen tığımı içinden geçirip 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Tığımın içine, halkamın içine batırıp ikili trabzan yapıyorum. Arkadaşlar, toplamda halkamın içine 24 tane İkili trabzan yapacağım. 3, 4, 5, 6, 24 taneyi şu anda kamera önünde yapmam mümkün değil. Çünkü video çok uzayacak. 24 tane ikili trabzan yapalım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 24 tane ikili trabzanımı bitirdim. Ve ilk çektiğim zincirin 1, 2, 3.süne batırıyorum. Başını dolamadan batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi şöyle ilmeğimi uzatıp sihirli halkamın ipini şöyle ortası kapanana kadar, yani çok iyice kapatmaya çalışmayın, İp kopmasın, böyle geldiği yere kadar çekiyorum. Ve daha sonra herhangi bir ilmeğe batıp sihirli halkayı şöyle bir düğüm atıyorum ki sihirli halkam çözülmesin. Daha sonra saklıyorum. Ben üstün körü saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet, bu şekilde ortayı kapatmış olduk. Hemen sarı ipimle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Başını bir kez doladım. Hemen önümdeki trabzan tepesi değil, onun yanındaki trabzan tepesine batırıp ikili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Başını doladım. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine batırıyorum. İkili trabzan. 2 zincir. Başını doladım. Önümdeki trabzan tepesine değil, hemen yani bir trabzan tepesi atlıyorum. İkinci trabzana ikili trabzan yapıyorum. Birinci değil, ikinciye battım. İkili trabzan. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 12 tane trabzanımız olacak veya kutucuk diyelim, kutucuğumuz olacak 12 tane. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıramın sonuna geldim. 12 tane ikili trabzanım oldu. 11 tane kutucuğum oldu. 2 zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin 1, 2, 3.süne batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapatarak 12. kutucuğumu da yapmış oldum. Burada
Yine ipimi kesmiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen trabzan, önümdeki trabzan tepesine batırıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, önümdeki trabzanın tepesine battım, sık iğne. 1, 2, 3, önümdeki trabzanın tepesine batırıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde trabzanların tepesine batırarak 3 zincirimizi sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu kutucuklarımızdan yine 12 tane olacak. Evet arkadaşlar, yine kutucuklarımız, ikinci kutucuklarımız 11 tane oldu. 1, 2, 3 zincir çekip bakın ilk yaptığımız kutucuğun dibine batırıyorum. 12. kutucuğumuzu da yapmış oluyoruz. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Artık sarı ipimle işimi bitiriyorum. Bu şekilde olacak buraya kadar. Hemen şöyle su yeşili bir ipim var. Hemen onu almak istiyorum. Hemen çiçeğimizin yapımına başlıyoruz. Şöyle ipime bir düğüm attım. Bakın. Şöyle. Şu üst değil, yani birinci değil, ikinci yatık trabzanın beline doluyorum. Yani şu üsttekini hiç ellemiyorum. Şuraya bakın. Şöyle ipimiz oraya sabitleyeceğim. 1, 2, 3 zincir çekip şu ipi de arkada yürüteceğim. Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde. Daha sonra başını doluyorum. Hemen şuradaki dik trabzanın belinden dolayarak 5 tane de buraya ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi yapımı inanılmaz kolay. 2 3 4 5 Başını doluyorum. Hemen bakın. Şurayı hiç ellemiyorum. Hemen şuraya yine. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, buraya yine. Hiç üstteki trabzanı, zinciri ellemiyoruz. 1 2 3 4 5 Başını doladım. Bakın trabzana geldim. Trabzana yine beline dolayarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum ve fırfırımız zaten ortaya çıkıyor. Çiçeklere fırfır çiçek dedim ben. Adını fırfır çiçek olarak koydum herhalde. Kaç tane oldu? Hemen bu 2, 4, 5 tane oldu. Bakın yine burayı göstereceğim sizlere. Başını doladım. Bakın. Şuradaki çektiğimiz 2 zincir vardı. Üstteki 3 zincirdi. Alttaki 2 zincirdi. 2 zincirlik bölümü tığımı dolayıp hemen oraya 5 tane ikili trabzan. İnanılmaz zevkle örülüyor. Model zaten inanılmaz şirin, çok şık. Aşık oldum diyebilirim herhalde. Ben gerçekten çok beğendim. Önümde aslında bir çanta daha vardı. Çantayı bıraktım. Hemen bunu dedim göstereyim. Sizin de gerçekten beğeneceğinize çok emindim çünkü. Umarım beğenirsiniz. Beni yanıltmazsınız diyorum. Çünkü bazı arkadaşlar benim çok beğendiklerimi de beğenmiyorlar. Evet, bu şekilde. Bakın arkadaşlar, bu şekilde fırfırımız ortaya çıkıyor zaten. Şu yolu takip ediyoruz. Bakın, şuraya geldiğimizde hemen tekrar başını dolayıp bu şekilde şöyle bu şekilde devam ediyoruz. Ve ortaya gerçekten çok güzel bir çiçek çıkıyor. Hemen sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Bakın sadece burada
bir trabzanım kaldı ve hemen ona da 5 tane ikili trabzanımı yapıp bu sırayı bitireceğim. 1 2 3 4 5. Daha kıvırcık olmasını isterseniz altılı da yapabilirsiniz trabzanlarınızı. Ben 5-5 yaptım her bölüme. Bakın bu şekilde trabzanı bitirdikten sonra, bakın ilk yaptığım zincir var burada. Hemen şöyle tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum burayı. Bir zincir çektim. Ve çiçeğimi bitirmiş bulunuyorum. Şimdi şuradan göstermek istiyorum. Şu yeşil bölümü ve beyaz bölümü yapacağız. Yani kare haline getireceğiz. Şöyle hemen buradaki kötü görüntüyü saklamak istiyorum. Şu ipleri hiç sevmiyorum görününce. Hem sizin kafanız karışıyor hem de ben gördükçe sinirleniyorum. O yüzden şöyle hemen saklıyorum. Evet. Şu ipimi de birazdan yeşille bunu saklayabiliriz. Çünkü bu bölüme yeşil yapacağız. Ama yine de saklıyorum. Evet. Şimdi şöyle yaprak yeşili bir ipim var. Hemen onu alıyorum. Tabii ki siz kendi kombininize göre ayarlayabilirsiniz. Renk kombinasyonlarınızı illa bu renkleri takip etmenize gerek yok. Bakın burada 3 zincirlik bölümlerimiz vardı. Onları hiç dokunmamıştık bunlara. Bunlara hemen ipimi şöyle sabitliyorum. Burada artık motifimize kare görüntüsü vereceğiz. 3 zincir çektim. Şöyle köşemin ilk yarısını yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak. Burası köşemin ilk yarısı. Sonuna geldiğimizde burayı tamamlayacağız. Hiç araya zincir çekmiyorum. Başını doluyorum. İkinci bakın boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen onun yanındaki boşluğa başını dolayarak batırıp 3 tane ikili trabzan. İki tane üçlü. Üçüncüsü köşe olacak. Şimdi tekrar başını doladım. Aralara hiç zincir çekmeden geldim. Üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Araya iki zincir. Başını doluyorum. Tekrar aynı kutucuğun içine batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilk köşemi yapmış oldum. Tekrar zincir çekmiyorum. Hemen önümdeki kutucuğun içine batıp 1 2 3 tane ikili trabzan. Zincir çekmedim, başını doladım. Önümdeki kutucuğun içine batırıp 3 tane ikili trabzan. Köşe iki tane yan yana kutucukların içine üçer tane üçlü ikili trabzan yaptım. Şimdi bu kutucuğun içine tekrar başını dolayarak kutucuğun içine batarak köşe yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine kutucuğun içine batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde. Daha sonra yine yan yana 2 kutucuğa 3'er tane ikili trabzan. 3. kutucuğa köşe. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakın 1, 2, 3 tane köşemi bitirdim. Bu ilk yaptığım yarım köşeyi şu anda tamamlayacağım. Başını doladım. İlk yaptığım köşenin içine batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 1 2 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin
tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Bir de köşelerimi de yapmış oldum. Gördüğünüz gibi kare bir motif elde etmiş olduk arkadaşlar. Hemen şimdi şöyle krem bir ipim var. Hemen krem ipime bir düğüm atıyorum. Bu sefer yine köşeden başlıyorum. Bakın, köşenin içine yine yarım bir köşe yapacağım. Yani 1, 2, 3 tane zincir çekerek 1 tane ikili trabzanım oldu. Yanına 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum ve bir yarım köşemi yapmış oluyorum. Şimdi artık şurada bakın, şu üçlülerin yani boşluklar görünüyor zaten, onların aralarına batacağız. Yine araya zincir çekmiyorum. Bakın ilk önümdeki boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Hemen onun yanındakine batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Başını doladım. En son boşluğun içine battım. 3 tane ikili trabzan. Yine zincir çekmeden başını doladım. Köşemin içine batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Araya 2 zincir çektim. Başını doladım ve tekrar köşemin içine batırıp 3 tane ikili trabzan yaparak bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bakın boşluklarımız zaten burada görünüyor. 1, 2, 3 boşluğa da 3'er tane ikili trabzan yaparak devam edeceğiz ve köşelerimizi unutmayacağız. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Yine hiç zincir çekmiyorum. Başını doladım. İlk battığım köşenin içine batıp 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 zincir çektim. İpimi kesiyorum ve modelimi bitirmiş oluyorum. Arkadaşlar, bu kadar size çok küçük geliyorsa bir sıra daha bu şekilde devam edebilirsiniz. Hatta istediğiniz uzunluğa gelene kadar, genişliğe gelene kadar devam edebilirsiniz bu yöntemle. Yani bu kadar küçük olmasını istemiyorsanız, dediğim gibi rengarenk her katını rengarenk yaparak şu şekilde büyütebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi motifimiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz ki bunlar videoların devamlılığı için çok 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 önemli. Ve kanalıma da abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 100.000 olmak üzereyiz. Çok azıcık kaldı. O yüzden çok çok da heyecanlıyım. Bir an önce 100.000'i görmek istiyorum. İnşallah sizlerin sayesinde 100.000'de göreceğiz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.